Yaptığınız bir tasarımı ya da yaptığınız bir nesneyi çoğaltmak için iki yönteminiz var. Birincisi arkadaşlar, o nesne seçiliyken kopyalaya basıyorsunuz. Şu an nesneyi hafızaya aldı. Ve yanındaki yapıştıra basıyorsunuz. Yani kısacası bizim bildiğimiz CTRL-C ve CTRL-V kısa yollarını kullanıyoruz. Bir de arkadaşlar burada Duplicate and Repeat var. Yani CTRL-D kısa yolu. Aslında biz kopyala yapıştırdan ziyade daha sonraki çalışmalarda göreceksiniz. Sürekli çoğalt ve tekrarlayı kullanacağız. Niye onu kullanacağımızı bir sonraki derste etkinlik yaparken gösterirsem daha faydalı olur diye düşünüyorum. Silme kısa yolu yine burada arkadaşlar. Gruplandırma ve grubu çözme kısmımız var. Gruplandırma ve grubu çözmenin de mantığı şu arkadaşlar. Yaptığınız bir nesneyi birkaç farklı elementten oluşuyorsa bir yerden bir yere taşımak veya onların birbiriyle bağlı olduğunu göstermek için gruplandırmayı kullanıyoruz. Gruplandırmak için kullandığımız iki seçim yolu var. Birincisi kaba tabirle her yerde yaptığımız fare ile seçim. Dışarıdan herhangi bir merkezden farenin sol düğmesine basıyoruz ve açılan bu kırmızı çizgili kutunun içine birleştirmek istediğimiz nesnelerin değmesini, temas etmesini sağlıyoruz. Şu an ben beşgenim ve küremi seçtim. Şu an bakın ikisi seçili. Gruplandıra bastıktan sonra şu an arkadaşlar bu nesnelerimin ikisi artık tek nesne haline geldi. Bakın bir tanesini bir yere taşıdığımda diğeri de onunla birlikte geliyor. Birinin rengini değiştirdiğimde artık ikisinin de rengini değiştirebiliyorum. Gruplandırdınız. Gruplandırdığınız şey sizin ileride işinizi görmedi veya grubu çözüp tek tek renklendirmek istediniz. O zaman grubu çöze. Bir kere basıyorum ve grubum artık birbirinden ayrılmış oluyor. İkinci seçim yöntemimiz ise tekil seçme. Bunun için de arkadaşlar seçeceğimiz nesneler birbirinden ayrı ve aralarında farklı nesneler varsa bunları da klavyemizdeki shift tuşuna basarak seçiyoruz. Yani ben buradaki scribble'la oluşturduğum çizimi ve beşgeni seçeceksem parmağımı shift tuşuna basılı tutuyorum. Beşgene tıklıyorum ve scribble aracıyla çizdiğim ikinci çizimime tıklıyorum. Bakın şu an sadece ikisini seçtim ve gruplandırıyorum. Bu da diğer bir seçim yöntemimizdi. Nesnelerimizi hizalama yöntemimiz var. Hizalamak için öncelikle birbirine hizalayacağımız iki nesnemizi seçmemiz gerekiyor. İki veya daha fazla nesnemizi seçmemiz gerekiyor daha doğrusu. Seçtikten sonra hizala kısa yoluna basıyorum. Hizala kısa yoluna bastığımda şurada gördüğünüz gibi 3 tane soldan sağa, 3 tane geriye doğru ve şöyle bakarsam da 3 tane de yerden yukarı doğru hizalama seçeneğim var. Yani bu nesneleri soldan sağa, geriye doğru ve de yerden yüksekliklerine göre hizalayabilirim. Hizalamanın güzelliği şu arkadaşlar, deneme yanılma yöntemini kullanabilirsiniz. Farenizi her bir noktanın üzerine götürdüğünüzde size eğer o noktayı seçerseniz nesnelerin birbirine nasıl hizalanacağını gösteriyor. Yani bakın ben şu an şuradaki yuvarlağımın üzerine geldiğimde gördüğünüz gibi küre ve beşgenimin şu şekilde hizalanacağını bana gösteriyor. Ortaya gelirsem ikisini orta yerde buluşturduğunu gösteriyor. Köşeye gelirsem de beşgenimi küremin yanına aldığını gösteriyor. Şuradaki hizalama yöntemleri de arkadaşlar geriye doğru. Bakın ikisini orta yerde buluşturuyor. İkisini en uzak köşede, ikisini bana en yakın köşede. Şu an yerden yukarı doğru hizalamama izin vermiyor. Çünkü ikisinin de sanırım yerle teması, yani hizalamaları aynı. Nesnemin birini yukarı kaldırırsam bunu daha rahat gösterebilirim. Şu an ikisini seçtim. Hizalamaya bastım. Bakın ikisini yere indiriyor. İkisini orta yerde buluşturuyor veya ikisini tavanda buluşturuyor. Şu şekilde. Hizalamanın da mantığı bu şekilde arkadaşlar. Ve arkadaşlar en son, bu derste en son anlatacağım ayna aracımız. Seçtiğimiz bir nesneyi ayna aracına basarak önden geriye, soldan sağa veya yukarıdan aşağı döndürmemize yarıyor. Tabii şu an nesnemizi yukarıdan aşağı döndürmek çok bir etki değişikliği yaratmıyor bizde ama önden arkaya bakın bu şekilde bir ayna etkisi. Soldan sağa bu şekilde bir ayna etkisi. Bir de şu şekilde bir yöntem uygularsak
Yukarıdan aşağıda arkadaşlar bu şekilde bir ayna etkisi yakalayabiliyoruz. Nesnelerimizi döndürme yöntemimiz için de yine beşgenimizi kullanalım. Arkadaşlar nesnelerimizi 3 boyutlu nesne olmasından dolayı 3 farklı yönde döndürme işlemi uygulayabiliyoruz. Şöyle bakın, temiz bir köşeye alayım çalışmamı ve F harfine basayım, yakınlaşayım. Şu an arkadaşlar temelde baktığımızda yukarıdan aşağı doğru büyütme, soldan sağa doğru büyütme ve geriye doğru derinlik boyutunda büyütme yapabildiğimiz gibi aynı bu oklar yönünde nesnelerimizi döndürebiliyoruz. Şu önüne geldiğimde görmüş olduğunuz yay işareti arkadaşlar bu nesnenin soldan sağa döneceğini gösteriyor. Bunları da ilk aşamada deneme yanılma yöntemiyle kullanabilirsiniz. Yayın üzerine geldiğimde bakın şu an yayın üzerine geldim. Yay kırmızı bir hale geldi ve cismimin etrafında bir gönye belirdi. Yayın üzerine farenin sol düğmesiyle basıyorum. Parmağımı tuştan kaldırmadan. Eğer ki farenin okunu dairenin dışına çıkarır ve sağa sola götürürsem 1 derece 1 derece döndürme işlemi yapıyorum. Eğer farenin okunu gönye yuvarlağının içine getirir ve o dairenin içinde döndürme işlemi yaparsam da 22,5-22,5 derece döndürme işlemi yapıyorsunuz. Bu aslında yapacağınız işlerde çok önemli bir detay noktası. Yani bu ne işe yarıyor? Siz nesnenizi eğer 45 derece döndürecekseniz dışarıdan tek tek gidip 45'i bulmaktansa içeriden 2 defa ittirirseniz otomatik olarak 45 dereceye gelecektir. Ha şu var, ben nesneleri yaydan döndürmem, ben nesneleri rakamla yazarak döndürürüm diyorsanız arkadaşlar yayın üzerine bir kere farenin sol düğmesiyle tıklayıp bırakın. Şu an bu yöndeki döndürmeniz açık. Şurada bakın 0 derece yazıyor. Buraya gelip istediğiniz dereceyi rakam olarak girip Enter'a basarsanız o derecede bir döndürme işlemi sağlarsınız. Bu nesnemizi kendi ekseni etrafında döndürme. Şöyle baktığım zaman karşımda bir tane daha yay var arkadaşlar. Bu da yine aynı mantıkla çalışıyor. Bu da nesneyi soldan sağa döndürmeye yarıyor. Bu şekilde. Yine dairenin içinden döndürürsem 22,5 derece, dairenin dışından döndürürsem 1 derece 1 derece döndürme yapıyorum. Bir tane de arkadaşlar köşe tarafta yayımız var. Bu köşe yaydan da tutup nesneyi önden arkaya doğru döndürme işlemi sağlayabiliyorum. Döndürme için kullandığımız yöntemler de bunlar. Yaptığımız çalışmaları nasıl kaydedeceğiz? Tinkercad'in kayıt yöntemi otomatik arkadaşlar. Yani her belli bir süre zarfında Tinkercad otomatik olarak yaptıklarınızı kendi kendine kaydediyor. Fakat siz yine de sık kayıt almayı unutmayın. Şu an ben işlerimi bitirdim. Projemden çıkacağım. Sakın ola sakın direkt alışkanlık olarak yaptığımız gibi çarpı tuşundan çıkmaya çalışmayın. Çünkü eğer kapata basarsanız internet sayfasını otomatik olarak kapatır. Tinkercad'de nesneyi kayıt yapma işlemimiz son derece basit. Sol üst taraftaki Tinkercad panosunun, Tinkercad logosunun bulunduğu yere bir kere tıkladığımız zaman bakın alt tarafta gördüğünüz gibi Saving Your Work diyor. Yani işlerimizi kaydediyor ve biz bekliyoruz. Şu an yaptığımız çalışma kayıt oldu. Gördüğünüz gibi bizim kendi galerimizde tasarımlarımızın olduğu yerde de yerini aldı. İsmini söylediğimiz gibi deneme 01 vermiştim. Bakın kendi adıyla yer aldı. Eğer ki daha sonradan bu çalışmamız üzerinde ekstra bir düzenleme yapmak istiyorsanız bunu düzenle diyerek çalışmayı tekrar Tinkercad çalışma alanında açıp eklemeler yapabilirsiniz veya çıkarmalar yapabilirsiniz. Yine çıkış yapmadan önce Tinkercad logosuna bir kere basarsanız tekrar yaptığınız çalışma yeni bir şekilde üzerine kayıt yapılır. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşürüz.